Ürün ekibinin yapısına baktığımızda genelde daha çok mühendis kökenli arkadaşlarla birlikte çalıştığımızı görebilirsiniz. Yani analitik yönü biraz daha kuvvetli arkadaşlarımızı mutlaka bu görev içerisinde tercih ediyoruz. Kendi yapımız içerisinde farklı farklı, neredeyse Volkswagen içerisinde 10 farklı modelin projesi yönetiliyor ve departman içerisinde çalışan mühendis arkadaşlarımıza da bu projeler bölünüyor. Ama sadece bu kişiler bulunduğu projelerden sorumlu değil, aynı zamanda tüm çalışanların, diğer arkadaşlarının da projelerinden haberdar olmasını da bekliyoruz aynı zamanda. Sonuçta bir ürünü oluştururken aslında o segmentte sunduğumuz başka bir ürünün dinamikleri de çalışmayı etkileyebiliyor. O yüzden mutlaka arkadaşlarımızın diğer ürünlerle ilgili de fikir sahibi olmalarını istiyoruz. Ürün ekibi olarak markanın finansal hedeflerinden doğrudan sorumlu olduğumuzu söyleyebilirim. Onun dışında tabii ki yapmış olduğumuz projelerin eksiksiz ve hatasız bir şekilde tamamlanması, ulaşmış olduğumuz pazar payı, bayilerimizden bizden memnuniyeti ve hem süreç iyileştirme hem de geliştirme projeleri her daim hem benim hem de ekibimin hedef kartları içerisinde yer almakta. Performans sistemi, insan kaynakları departmanımızın kurmuş olduğu bir performans sistemi üzerinden hedeflerimizi değerlendiriyoruz. Bu sistem içerisinde 4 farklı başlıkta, bunlar finans, müşteri, süreç ve öğrenme gelişim başlıkları altında hedeflerimizi değerlendirebiliyoruz. Sadece bu yazılı hedefler de değil aslında. Hem doğuş grubu değerlerine uyum hem de pozisyon gerektirdiği dinamizmin yetkinliklerini de yine bu portal üzerinden ölçümleyebiliyoruz.